Arkadaşlar, Sefa Hoca matematik kanalımızın bu videosunda 5. sınıf 1. dönem 2. yazılısına hazırlanacağız. Örnek bir yazılı kağıdı üzerinden sorularımızı tek tek çözeceğiz. 1. sorumuzdan başlayalım. 1. sorumuzda aşağıdaki sayının okunuşunu yazınız diyor. Burada arkadaşlar bu sayının hemen bölüklerini ayıralım. Burası birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü. Yani 125 milyonlar bölüğü olduğu için milyon, 170, burada 170 var, binler bölüğü olduğu için 1000, 510 diye yazıyoruz. Yani 125 milyon 170 bin 510. İkinci sorumuzda okunuşu verilen doğal sayıyı yazınız diyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz, milyonlar bölüğüne kadar olacak. Demek ki şöyle bir yerleştirelim. Burası milyonlar, burası binler, burası da birler bölüğü. Şimdi arkadaşlar 112 milyon dediği için burada 112 olacak. 56 bin dediği için burada 56 olacak. Burada da 396 dediği için 396 olacak. Burada bir boş basamak kaldı. Bu basamağı da sıfırla dolduruyoruz. 112 milyon 56 bin 396. Üçüncü sorumuzda da bölüklerdeki sayıları vermiş. Bu doğal sayıyı oluşturmamızı istiyor. Milyonlar bölüğünde 546 var. Birler bölüğünde 924 var. Binler bölüğü de biliyorsunuz burada 163 var. Yani 546 milyon 163 bin 924. Dördüncü soruda aşağıdaki sayı örüntüsünde verilmeyen sayıları bulunuz diyor arkadaşlar. Örüntünün kuralını belirleyelim önce. 7 ile 12 arasında 5 fark var. 12 ile 17 arasında 5. 17 ile 22 arasında 5. Demek ki 5'er 5'er artı artı gidiyor. 22 ile de 5'i toplarsak 27. 27 ile 5'i toplarsak 32 oluyor verilmeyen sayılar. 5. soruda aşağıdaki toplama işlemini yapınız diyor. Hemen yapalım. 2 1 daha 3. 5 4 daha 9, 4 3 daha 7, 2 7 daha 9, 2 5 daha 7. Bir de okuyalım bunu. 79.793. 6. sorumuzda da aşağıdaki çıkarma işlemini yapın diyor. Hemen yapalım. 9'dan 8 çıktı 1, 8'den 4 çıktı 4, 6'dan 5 çıktı 1. 3'ten 3 çıktı 0, 6'dan 4 çıktı 2. Bir de okuyalım bu sayımızı. 20.141. 7. sorumuzda aşağıdaki çarpma işlemini yapınız diyor arkadaşlar. Çarpma işlemini yapalım. 5 kere 1 5, 5 kere 6 30, 30'un 0 elde var 3, 5 kere 1 5, 3 de elde 8. Bununla çarpınca bir satır bir basamak kaydırarak yazıyorduk. 2 kere 1 2, 2 kere 6 12 elde var 1, 12'nin ikisi elde var 1. 2 kere 1 2, 1 de elde 3. Topluyoruz. 5 2 10'un 0 elde var 1, 3'e verdik 4. Sayımız 4025. 8. sorumuzda da aşağıdaki bölme işlemini yapınız diyor. 3'ün içerisinde 5 yok. 32'de 5, 6 defa. 6 kere 5, 30. Çıkarıyoruz. 2, 0. Yukarıdan indirdik. 4'ü 24'te 5, 4 defa. 4 kere 5, 20. Çıkartıyoruz. 4. Yukarıdaki 0'ı indirdik. 40'ın içerisinde 5, 8 defa. 8 kere 5, 40. 0, 0. Cevap 648. 9. sorumuzda aşağıdaki çarpma işlemlerini yapınız diyor. Arkadaşlar bir sayı 10'la, 100'le, 1000'le çarpılıyorsa
Bu sayının sonuna bu sıfırlar eklenir. 25 aynen yazılır. Burada bir sıfır olduğu için bir sıfır eklenir. Burada da 5 aynen yazılır. 2 sıfır olduğu için bu 2 sıfır eklenir. 250 ve 500 bulunur. 10. sorumuzda da bölme işlemi var. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız diyor. Arkadaşlar 10, 100, 1000 gibi sayıları bölerken de bu sondaki sıfırlar buradaki sıfırlarla sadeleştirilir. Yani bu sıfır bu sıfırı götürür. Geriye 3 kalır. Burada da bu 3 tane sıfır bu 3 tane sıfırı götürür. 6'nın 1'e bölümü de 6'dır. Cevabımız 3 ve 6. 11. soruda bir bölme işleminde bölünenin kaç olduğunu soruyor. Hemen şunu yapıyoruz arkadaşlar. 5 ile 10'u çarpıyoruz. 5 kere 10 50. 50'ye de 3 ekliyoruz. Kalanı ekliyoruz. 53 bizim bölünen sayımız. 12. soruda da çarpma işleminde verilmeyen sayıları bulmamız istiyor. 4'ü neyle çarparsak 20 yapar? Arkadaşlar 20'yi 4'e böldüğümüzde cevabın 5 olduğunu buluyoruz. Burada da 5'i neyle çarparsak 125 yapar? Hemen 125'i 5'e böleceğiz. 2 kere 5 10 çıkaralım. 25'te 5 5 defa 5 kere 5 25. Demek ki arkadaşlar bu da 25'miş. 25 ile 5'i çarparsak 125'i elde ediyoruz. 13. soruda aşağıda verilen sayıların karelerini ve küplerini bulunuz diyor. 2'nin karesi demek 2 çarpı 2 demek 2 kere 2 4. 2'nin 3. kuvveti demek 2 çarpı 2 çarpı 2 demek 2 kere 2 4 4 kere 2 8. 5'in karesi demek 5 çarpı 5 eşittir 25. 5'in 3. kuvveti arkadaşlar 5 çarpı 5 çarpı 5 3 tane 5'in çarpımı 125. Esma ve Muhammed'in toplam 24 kalemi vardır. Esma'nın kalemleri Muhammed'in kalemlerinin sayısından 4 fazladır. Buna göre Esma'nın kaç kalemi vardır diyor arkadaşlar. Önce bu fazlalık olan kalemi çıkaralım. Yani 24'ten 4 çıkardım. 20. 2 kişi oldukları için bu 20'yi de 2'ye bölüyorum. 10'ar kalem düşüyor. Demek ki birinin 10 kalemi var. Birinin de 4 fazlası 14 kalemi var. Esma'nın kalemleri daha fazla olduğu için 10'un üzerine 4 ekliyoruz. 14 kalem yapıyor. 15. soruda aşağıdaki parantezli ifadelerin sonuçlarını bulunuz diyor. Önce parantez içeriğini topluyoruz. 4, 8 daha, 12. 12 çarpı 2 eşittir 24 arkadaşlar. Burada da önce parantez içinde 12'den 2'yi çıkarıyoruz. 10 yani 70 bölü 10. Bu da neye eşittir? 70'i 10'a bölersek 7 yapar. Birer sıfırını şu şekilde attığımızda 7'yi elde ediyoruz. Arkadaşlar aşağıdaki birim kesirleri sayı doğrusunda göstererek küçük büyükten küçüğe doğru sıralayınız diyor. Birim kesirler 0 ile 1 arasındadır. 0 ile 1 arasındadır. 0 ile 1 arasını 4 parçaya bölmemiz gerekiyor burada. Ve birinci parçasını almamız gerekiyor. Burada 1 bölü 4'ün yeri burası. 1 bölü 8'in yeri ise yine bu sefer 8 parçaya bölüyoruz. Çünkü alt kısımda payda da 8 var. Birinci parçasını alıyoruz. Yani burası. Dolayısıyla baktığımızda bu daha büyük. 1 bölü 4 daha büyük. Onu da şu şekilde yazıyoruz. 1 bölü 4 büyüktür. 1 bölü 8'den. 17. sorumuzda aşağıdaki tam sayılı kesri bileşik kesri çevirin diyor. Şu şekilde çeviriyorduk. Bununla bunu çarpıp çıkan sonucu bununla topluyorduk. 3 kere 5 15. 2 daha 17 bölü payda zaten her zaman aynı 3. 17 bölü 3. 18. soruda da bileşik kesri tam sayılı kesre çevirmemiz isteniyor. Burada da 10'u 3'e bölmemiz lazım. 3 kere 3 9 çıkardığımızda da 1. Buradaki çıkan sonucu tam kısmı yazıyoruz. Kalanı pay kısmına. Buradakini de zaten aynı olacak. Payda her zaman aynıdır arkadaşlar. Değişmez. 3, 3.
Burada çıkan tam buraya konuyor. Buradaki kalan da üst tarafa konuyor. 3 tam 1 bölü 3. 19. soruda aşağıdaki kesirlerde genişletme yapın diyor. Genişletme burada 2 bölü 3'ü 5 ile genişleteceğiz. Bunu hem payla hem payda ile çarpmamız lazım. 5 kere 2 10. 5 kere 3 15. Alt tarafta da 4 ile genişletmemiz gerekiyor. 4 kere 3 12. 4 kere 5 20. 12 bölü 20. 20. sorumuzda aşağıdaki kesirlerde sadeleştirme yapılıyor arkadaşlar. Bunu 2 ile sadeleştirmem istemiş. O zaman 4'ü 2'ye böldüm. 2 çıktı. 8'i 2'ye böldüm. 4 çıktı. Bu kesirin 2 ile sadeleşmiş hali 2 bölü 4. Bu kesirin 10 ile sadeleşmiş hali 60'ı 10'a böldüm. 6. 8'i 10'a böldüm. 8. 6 bölü 8.